Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karayla TTIT Geometri Kampı'nın 30. haftasının 3. videosundayız. Katı cisimlerde ÖSYM e benzeri testlerin çözümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani test 3'ün çözümünü yapacağız sizinle birlikte. Evet kitabımızda da sayfa numarası 282 ve 283'ü çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda dikey konumda bulunan ve taban boyutları 30'a 30, 30'a 30, 30, a 30 ve yüksekliği 90 cm olan kare prizma verilmiş. Sonra şekil 2'deki şekli almış duvara da temas ediyor burada. Buna göre diyor K ile L arası, R arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. K, R arasındaki uzaklığı bulurken. Arkadaş bu zemine dik ya. Bu da zemine paralel ya. Burası da zemine dik oldu. Bu havadaki çizgiye ait dik üçgeni oluşturmam lazım. O zaman şöyle zeminden çizince dik üçgen oluşuyor mu? Oluşuyor. Bakın bu zemine dik ya. Zemine de paralel olduğundan bu da dik olacak. Yani şurası 90 derece olacak. Buradaki uzunluk lazım bana. Şu uzunluk 30 olduğundan ve tamamı 90 olduğundan buraya 60 kaldı. Yani burası 60. Burası lazım bana. E burası 30 ya. Şimdi şuradaki uzunluk kaç? 30. Tamamı 90'dı. Buraya 60 kaldı o zaman. 30, 60, 1, 2 kök 5 üçgeninden burası 30 kök 5 oldu. Ve şurada bir dik üçgen karşımıza çıktı. Yani dik üçgenin kenarlarına bakıyoruz. Burası şey 30 kök 5 burası 60. 60'a 30 kök 5 var burada. Ne güzel. X isteniyor bizden. Pisagor bağıntısı yapmayacağız tabii ki. Kısa yoluna yapacağız. Burası 30'un kök 5 katı. 30'un kök 5 katı. Burası da 30'un 2 katı. Hocam x da ne olacaktır o zaman? 30'un kare kökü içerisinde geri kalanların kareleri toplamı kök 5'in karesi 5 artı bir de ne var orada? 2'nin karesi 4. 9 yaptı. Kök 9 dışarı 3 diye çıkar. 30 ile 3'ün çarptığı da kaç yapar? 90 yapar. Yani birinci soru böylelikle Denizli yaptı. Geldik ikinci soruya. Küre biçimindeki bir karpuz tepesinden 2 santimetre uzakta yatay düzlemde şekil birdeki gibi kesilmiş. Sonra 4 santimetre bir kesik kalkmış burada. Sonra e, şekil birde oluşan dairesel kesitin tüm alanı 36 pi olarak verilmiş. Şekil 2'de oluşan dairesel kesitin karpuz kalınlığının kalınlığı 3 santimetre olduğuna göre. Evet 3 cm'ymiş kalınlık. Kesitteki kırmızı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş burada şu verilmiş bize. Pi Evet burada kalınlık yani şurada kesitin alanı verilmiş 36 pi. Pi r kare eşittir 36 pi ise o zaman r'yi buradan 6 buluruz. Bunun yarıçapı 6. Şunun merkezi burasıysa. Hocam burası da 6 ya. Merkez giriş çektik yapmıyor muyduk? Evet yapıyorduk. E sonra en etkili silahımız yarıçap çap al sana yarı çap. E şuradaki uzunluk kaç? 2. Ben buraya a dersem a artı 2 burası da a artı 2. Pisagor. Hatta hissedeceğiz. 6 8 13 kendidir hocam büyük ihtimalle. 8 koyarsak a yerine 6 8 13 kendi sağlandı mı sağlandı. Evet yarı çapı 10 çıktı. E, şuraya o zaman merkezimiz şöyle diyecek olursak. E, burada da kalınlık da 3 olarak verilmiş. Şöyle yapalım şuraya. Hocam merkez kiriş çektik. 2 eş parçaya böler mi? Böler. Sonra burada kozonluk 4 cm olarak verilmiş. E, o zaman yarı çap 10'du ya. Burası 6 mı oldu? Evet. En etkili silahımız yarı çap 6, 10. Yarı çapı 10 olduğundan dolayı. 6, 8, 13 kendinden burası 8 mi çıkar? Evet. Ama tamamı 8. Şu kalınlık 3'tü. O zaman bu kırmızı kısma ne kaldı? 5 kaldı. Bizden dairesel kesitlik kırmızı bölge kalınlık 3 olduğu için kırmızı bölgenin yarı çapı 5 yaptı. O zaman pi 5'in karesi isteniyor. 25 pi isteniyor. Bizden cevabımız kaç pi'dir diye soruluyor. O da 25 pi yani cevap denizli çıkar. Geldik 3'e. İçi suyla dolu olan dik dairesel silindir biçimindeki bir barda içine içi suyla dolu olan dik konu biçimindeki bir kap tabanı yere paralel olarak yerleştirildiğinde şekil bir elde ediliyor. Şu şekil bir elde edilmiş. Bu durumda kabın tepe noktasının silindirin yüksekliğinin yarısının hizasında. Evet arkadaşlar şuradaki mesafe şöyle şöyle yarısı mesafesinde olacakmış. Hmm, güzel. Hani silindir ve koniyi iç içe görünce ne yapıyorduk? Arkadaş böyle o koniyi bir silindir için alıyorduk. Şöyle o koniyi bir silindir için alsam. Şurası V iken bunun hacmi ne yapıyordu? 3V yapmıyor muydu? Evet 3V yapıyordu. E o, o zaman böyle içine girdi. Girince burada bir V'lik su boşaldı mı? Çünkü hacmi kadar buradaki V kadar şey girdi ya bir kap içine soktuk ya o zaman bu silindirin içinde bir V'lik boşalma oldu. Bak buradaki boşalma da burada gösterilmiş Burası V olduğunu biliyoruz. Peki sonra e bunlar eşitse yüksekler eşitse hani yükseklerle hacimler doğru orantılıydı. Çift çizdeki hacim 3V ise çift çizdeki hacim buradaki hacim de 3V'dir. Toplamda hacim ne oldu o zaman? 6V oldu. Yani şuradaki boşluk V burası da 5V mi oldu? Evet. Bu bardak kabın içine tabanı yere paralel olarak yerleştirildiğinde ise bardağın üst tabanı ile tabanı şekil 2'deki gibi aynı seviyede oluyor. Şekil 1'de bardaktan dökülen suyun hacmi. Bardaktan dökülen suyun hacmi ne? V değil mi arkadaşlar? V, v bölü V1 daha doğrusu. Şekil 2'de de kaptan dökülen suyun hacmi V2 olduğuna göre V1 bölü V2 nedir diye soruluyor. Şimdi ben bunu böyle tam koymuşum böyle. Böyle koyunca da ne oluyor? Aynı seviyede oluyormuş bu. Hmm. Şekil 2'deki gibi aynı seviyede oluyormuş üst tabanı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bir şey yapacağız. Burada da silindirin hacmi kadar su dökülmeyecek mi? Evet. Hocam buradan buraya dökülen su 5V olur. Niye? Burası 5V'lik bir su var ya içinde. O zaman 5V'lik kısım mı dökülür? Hayır kardeşim. Silindirin hacmi kaç? 6V. O zaman silindirin hacmi 6V olduğuna göre 6V'lik bir kabı bunun içine böyle koyduysam eğer 6V'lik kısım dökülür. Niye hocam ama 5B'lik koyduk. Hacmi 5B suyun içindeki hacmi. Hayır. Şöyle düşün. En güzel örnek şu. Bir kova düşün. Bir de kap düşün. Kap böyle e, içi boşken bastırdığın zaman ne oluyor? Bastırdığın zaman su dökülüyor değil mi? Ama normalde kabı böyle koyduğun zaman böyle içine batmaz. Ama biz bastırdığımız zaman su dökülür. O kabın hacmi kadar su dökülür. Çünkü ne yapıyoruz? Kabın içi boş olsa bile bastırıyoruz. O İçi doluymuş gibi basınçtan dolayı içi doluymuş gibi algılanıyor. E, o yüzden içi doluymuş gibi algılandığı için bastırdık. Ve oradaki kabın hacmi kadar dışarıya su taşar. Burada da aynısı. Burada da böyle koymuşuz ya. E, şekil 2'deki gibi böyle bastırmışız. Buraya koymuşuz. AB kısmına kadar gelmiş böyle. Tam bu AB kısmına kadar geldiği için bu kabın tamamını koymuşum yani ben buraya. E, ben bunun tamamını koyduysam o zaman tamamılık yani 6 velik bir su boşalır bunun içerisinde. Çünkü hacmi kadar su yükselir diyoruz ya burada da cisim doluysa hacmi kadar su taşırır aslında. O zaman burada ne diyeceğiz arkadaşlar? 6 V'lik kısım su dışarıya taşmış oldu. Güzel bir soru. Buna da dikkat etmek lazım. O zaman cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 6 olacaktır. Yani cevap E dremit oldu. Üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. Taban ayrıtı bir birim yüksekliği 3 birim olan kare dik prizmadan şekil 1 ve şekil 2 oluşturulmuş. A1 şekil 1'deki alan A2'de şekil 2'deki alan A1 A2 nedir diye soruluyor. Şimdi 1'e 3'lük dikdörtgenlerdeki alan 3 değil midir? Evet şuradaki alanların hepsine şöyle bir 3'ü yazalım. Hocam bak şurası da 3 yukarısı da 3. Hocam şurası 1'e 1 olduğu için burası 1. Başka bak şurası da var 1. Hocam şu alanda var. Bak dikkat et. Şunun tamamı şurası 1 ya. Tamamı 3 olduğundan buraya 2 kaldı. Burası da 1 ya. Burada kalan kaç yapıyor o zaman? 2 yapıyor. Aynı şekilde bu alanda 2. Hocam burası da 3, burası da 3, burası da 3, burası da 3, burası da 3 ve bunlar da 1, 1, 1, 1, 1 değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Görünen yüzeyi çarpı 2 sayalım. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 3, 7 tane 3, 8 tane 3 yaptı toplamda. 3 kere 8, 24. A biri e, 8 tane 3, 24. 24 çarpı 2'den kaç buluruz? 48 buluruz. Öbürüne bakalım. Hocam şu yüzey alanı 4, 4 4 ve 4 değil mi burası da? Evet. 4'ten 4 tane var 16. Bir de burada 3 var. 19 mu yapıyor? Evet, burası 19 yaptı. A2'de ne oldu o zaman? A2'de 19'dan 2 tane var. O da 38 yapar. E o zaman farkları 48 eksi 38'den cevap 10 yapar. Ya da bunu normal dikdörtgenler prizmasının alanından da yapabilirsiniz. Ama burada da yine görünen yüzey çarpı 2'den de yapabiliriz diye o şekilde yapmak istedim arkadaşlar. Cevap böylelikle Akçay çıktı dördüncü soruda. Geldik 5'e. Taban yarıçapı 12 birim olan dik dairesel silindir biçimindeki kabın içerisine 3 birim yarıçaplı küre biçimindeki 4 adet demir bilyenin konumu şekil 1'de verilmiştir. Evet yarıçapı 3 birim olan demir bilyeyi koymuşuz arkadaşlar. Şimdi bilyelerin hepsi de suyun içine batıyor mu? Batıyor. Ondan sonra bilyeleri çıkartmışım. Şurada bir şey azalma olmuş. Suyun yüksekliğinde azalma olmuş. Arkadaşlar zaten bu bilyeleri suyun içine attık ya. Hacmi kadar su yükseltir demiyor muyduk? Evet. Yani şu bilyeleri içine böyle attığım zaman hacmi kadar su yükseltiyor. Tamam hacmi kadar su yükselttiği için bu yükselen suyun hacmiyle buradaki e, suyun içine atılan cisimlerin hacimleri birbirine eşit olmak zorunda. O zaman 4 tane 4 bölü 3 pi r küp neye eşit olmak zorunda? Şunun hacmine eşit olmak zorunda. Bunun yarıçapı da kaçtı? 12 idi. Yani pi e, r kare çarpı h'a eşit olmak zorunda. Yani bunlar birbirine eşit olacak. E o zaman arkadaş burada sadeleştirmeyi yapalım. E bu, burada 2 kaldı. 4 çarpı 4 çarpı pi çarpı 3 çarpı 3 kaldı burada. Pi çarpı 12 çarpı 12 çarpı, çarpı h oldu burası da. Hocam 4 kere 3 12 bir tane 12 gider. 4 kere 3 12 bir tane daha 12 gitti. Pi'ler gitti. O zaman h direkt ne oldu arkadaşım? Hepsi gitti. 1 yapar. Yani 5. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 6. soruya. Evet yüksekliği 9 olan dik prizmanın hacmi. Arkadaş bunun açılımı bu tabanlar üçgen değil mi? Evet üçgen bir prizmanın açılımı verilmiş bize. O zaman üçgen prizmanın hacmi daha doğrusu bir dik üçgen değil mi bu? Dik üçgen prizmanın yüksekliği kaç verilmiş? 9 verilmiş. Arkadaş yükseklik 9 bir kenar 12. Dik üçgenin diğer kenarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şurası 12 burayı bilmiyorum. 9, 12, 15. Bir dakika. Şuranın 9 olduğunu bilmiyorum. 9 yükseklik pardon. Şimdi bunun hacmi verilmiş. Hacim dediğimiz süreye A dersem taban alanı çarpı yani A çarpı 12 bölü 2 çarpı yükseklik 270'e eşit verilmiş. Hmm. 9 ile 270 sadeleşince 30. Şunlar sadeleşince 6. 6 ile 30 sadeleşince de 5. A'yı buradan 5 buluruz. O zaman 5 ise burası. 5, 12, 13 üçgenden burası da 13 çıktı. Bunun yüzey alanı isteniyor. Hocam yüzey alanında iki tane üçgen var. Taban alanları. İki tane 5 çarpı 12 bölü 2 artı. Bir de yanal alan taban çevresi. Yani 12 13 daha kaç? 25 5 daha 30. Taban çevresi 30 çarpı yükseklik değil mi? Evet. Taban alanları artı yanal alan şeklinde bulduk. Yani burası 60 artı 270 yapar. Topladığımız zaman da kaç yapıyor? 330 mu yapıyor? Evet. Cevap böylelikle denizli çıktı. 6. soruda arkadaşım. Geldik 7'ye. Evet şöyle bir şey vereyim arkadaşlar. Şunu anlatmış herhalde ya. Burada silindirler sabit kalıyor. 2 e, i̇ki tane şey konulmuş herhalde burada. Ağzı açık silindir. Bir tane küre böyle konulmuş. Bir tane küre de böyle konulmuş. H1-H2 nedir diye soruluyor arkadaşım bize. Değil mi? Evet taban çapı 16 santimetre olan ve yüksekliği 5 santimetre olan dik dairesel silindirin içerisine yarı çapı 17 santimetre olan küre biçimindeki top yerleştirildiğinde ise Topun merkezi zeminde şöyle dur bakayım. H1 oluyormuş. Yarı çapı 17 santimetre olan küre yerleştirildiğinde. Ha yarı çapı 10 santimetre. Birincisinde olmuş arkadaşlar. Şimdi ne var burada? Birincisinde yarı çapı 10 santimetreymiş. Arkadaş şunu şöyle çizince aslında burası 16. Ya burada da merkez giriş çektik. Küre sorularında çember muamelesi yapın demiyor muyum? Evet. Çember muamelesi yaptık. Merkez giriş çektik. 8-8. E bunun yarı çapı 10 verilmiş. Hocam. 10, 8, 10. Ne üçgen? 6, 8, 10 üçgenler 6 yapar burası. E buradaki yükseklik de 5. E, bizden h bir isteniyor. Hocam şuraya kadar olan yükseklik zaten 10'du. Toplam kaç yaptı o zaman? 16, 5 daha 21 yaptı burası. Yarıçapı e, yarı çapı 17 olan diyor. Yine aynı hamleyi yapalım. Şuradan şöyle merkez kiriş çektik yaptığımız zaman 8, 8 yaptı. Hop şu da yarı çap 17. Hocam 8, 15, 17. E şuraya kadar yüksekliğin 5 olduğunu biliyorum. Şuraya kadar yarıçap bu değil mi? 15. H2'de neye eşit oldu o zaman? 15 burası. Pardon yarı çap 17 idi. 17 burası 15 burası 15 burası. Yani toplam 20 artı 17'den H2'de 37 mi çıktı? Evet. H2 eksi H1 isteniyor benden. H2 37 öbürü de 21. Çıkarttığımız anda kaç geliyor? 16 geliyor arkadaşlar. Soru kendini belli ediyor. Sadece yarı çaplara dikkat etmemiz gerekiyordu. Yarı çap bir tanesinde 10 bir tanesinde de 17 olduğuna göre işlemimizi yaptık. Ve çember muamelesi yapıyoruz hep gördüğünüz üzere. H1 ve H2'yi de bu şekilde bulmuş oluyoruz. Yani cevap Edremit oldu. Geldik son soruya. Şekil 1'de verilen taban ayrı 8 cm bir yüksekliği 12 cm tamamı yüksekliği 12 cm olan karedik bir rızma biçimindeki bir kapın içinde bir miktar su vardır. Tamam. Şuraya bir A diyelim o zaman. Ee, bunun hacmi ne? Buradaki suyun hacmi ile buradaki suyun hacmi aynı değil mi? Aynı. Bu kap Lm ayrıtı üzerindeki kap kap kaptaki su seviyesi KN ayrıtına gelene kadar ee, KN ayrıtına yani şuraya gelene kadar Tamam şöyle yatırıldığında ne oluyormuş? Şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Bu durumda su seviyesi BL ve CM, CM üzerinde sırasıyla PVR noktası oluyor. Suyun üst kız yüzeyinde oluşan KPRN dörtgeninin alanı. Aslında bu nedir arkadaşlar? Bir dikdörtgendir. Bu dikdörtgenin alanında 80 verilmiş. Arkadaş ben buranın 8 olduğunu biliyorum. Ee, burada kalan 80 ise 8 ile neyi çarparsan 80 yapar? Onu. Burası 10 yaptı. E hocam burası 8 ya. Burası da 6 yaptı. Tamam her şey çıktı o zaman. Başlangıçtaki su, suyun suyun ile bu suyun hacmi aynı mı? Aynı. Bu suyun hacmi nedir? 8 çarpı 8 çarpı A. Peki bu suyun hacmi nedir? Hocam bu nasıl bir prizma? Üçgen prizma. Bak tabanı ve tabanı aynı. Yüksekliğimiz de bu. Değil mi? Evet. Yani taban alanı 6 çarpı 8 bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklikte burası. Yani 8 işte içindeki suların miktarı aynı. Birinde burası karedik prizma. Bir de burada ne oldu? Su Taban ve taban üçgen oldu. Bakın şöyle çevirdiğim anda üçgen üçgen. Yani tabanları aslında bunlar oldu. Bu üçgen prizma oldu. İçindeki su miktarları her ikisi de aynı olduğuna göre 8 çarpı 8 çarpı A D eşit oldu. Taban alanı çarpı yükseklik. Bu sefer yükseklik konumda 8 oldu arkadaşım. Burası 8 ya ondan dolayı. Bunların hacimleri her ikisi de V suyu verdiği için birbirine eşit. E o zaman 2 tane 8 burada gitti mi gitti. O zaman A 6 bölü 2 eşit oldu. Yani A 3'e eşit oldu. A dediğimiz 3 oldu arkadaşım. O zaman burası kaç yaptı? 9 yaptı. Bana ne diyor? Şekli 1'deki kabın kaçta kaçı suyla doldur? Yüksekleriyle hacimler doğru orantılı değil midir? Evet. 3'teki hacim 3V ise 9'daki hacim 9V'dir. Su dolu olan kısmı 3V. Kabın tamamı 12V. Kaçta kaçlık? 3 bölü 12'lik kısmı. Yani 1 bölü 4'lük kısmı. Daha doğrusu çeyreği ne dolu olmuş oldu. Evet. Çeyreği dolu olmuş oldu. Konuşamadım bir anda. Çeyreği dolu yani 1 bölü 4'ü dolu, dolu olmuş oldu. O zaman 8. soru böylelikle balı kesir oldu. Ve bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda ne? test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.